Senin hoşlanacağın bir konuya geliyoruz. Nedir? Biz biliyorsunuz dolandırıcıların, sahtekarların, milletin parasını pulunu hortumlayanların peşine düşüyoruz ya. Evet. Yeni bir şey mi var? Yeni bir şey var. Bu yeni bir şey biliyorsunuz yapılan açıklamaya göre 6 ayda 12 milyar dolar kazandı turizmden Türkiye. 12 milyar dolar bakın. Şu anda canlı yayındayız. Ve bu 12 milyar dolar boşuna kazanılmadı. Telefon numaranı yaz, bağlatayım. Ebru Palat. Yayına bağlanmak istiyor. Ebru Palat. Evet. İnanmıyorum. Tabii. Çok da hoş olur. Ebru Palat... Dolandırmışlar mı? Hayır, Ebru Palat'la alakası yok. Şimdi ben başka birisini bağlayacağım. Kimi? Şimdi Hamza adında bir arkadaş. Yurt dışından misafirleri geliyor. Misafirleri için diyor ki İstanbul'da bir gece konaklasınlar. Sonra da tatil bölgelerinden bir tanesinde onlara bir ev kiralayayım, villa kiralayayım. Ailece otursunlar, işte Türkiye'nin tadını çıkarsınlar. Hani Cumhurbaşkanımız diyor da ya sürekli gelin ülkemize gelin, tatilinizi yapın, tekrar gidin memleketlerinize, yani çalıştığınız memleketlere gidin diye. Onlar da geliyorlar. Bu Hamza arkadaş bir villa kiralıyor. Yakın dostların vasıtasıyla da Avşa Adası ona söyleniyor. Diyor ki Avşa Adası güzeldir filan. Bu da üşenmiyor. Avşa'ya gidiyor. Bir yer, önce resimler geliyor. Resimlere bakıyor. Villa güzel. Ev işte havuzu var vesairesi filan. Gidiyor Avşa Adası'na. Avşa Adası'nda bunu Mesut adında bir kişi karşılıyor. Diyor ki evin sahibi benim. Sonra da Gülşah İşgüder diye bir hanımefendiye işi transfer ediyor. Arkadaş da diyor ki peki diyor kaç para diyor bu şeyin 20 günlük kirası? Diyorlar ki 13 bin lira. El sıkışıyorlar ama diyor ki adam şey diyor 5 bin lira diyor kapora vereceksiniz. Peki diyor 5 bin lirayı da transfer ediyor. Transfer evrakı da elimde. Ziraat Bankası'ndan transfer etmiş. Şahıs da belli. Belli tabii. Gülşah İşgüder. İsim belli. Bir dakika, şimdi böyle bir şey hesap açılıyor. Resmi dolandırıcılık yapıyor. Şimdi bir geleceğim. Devam. Hikayeyi bir dinle. Sonra Hamza Bey anlatacak zaten. Sonra diyor ki o Gülşah İşgüder. Ben diyor size bir taksi ayarlayayım diyor. Siz gidin diyor evi görün diyor. Hı hı. Peki diyor. Arkadaşlar biniyor. Gidiyorlar eve. Ev ne çıkıyor biliyor musun? Bir hangar. İçinde farelerin cirit attığı. Şimdi o görüntüleri bir izleyelim. Bahçeyi çekmişler. Öyle bak mi? Şimdi bir izleyelim bakalım. Peki. Artık her türlü dolandırıcılık serbest. Bak şimdi bir izleyelim görüntüyü. Herkes yolunda yani. İnanılmaz bir şey. Söyleyen kişi. Hı hı. Şimdi bu şahıs... Buradan başlıyorum. Bak. İşte söz edilen villa. Villa. Bir şekilde... Her taraf çöplük. Şurada böyle bir havuz koymuşlar. Havuzu görüyor musun? Havuz. Görüyorsun. Tuğlaları koymuşlar ya. Şu bahçenin haline bak. Yani şu pislik. Şurası sözde evin içine gidiyor. Her zaman inşaat lazım. Görüyorsun çöplüğü. Villa diye mi çakmışlar bunu? Evet, villa diye çakmışlar. Peki nasıl bir cesaret bu? Bu baraka gibi bir şey ya. Hiçbir şey kapanmıyor. Hadi çöpler filan temizlenir. Oradaki adam kim? Parayı alan mı? Bu Mesut Bey evin sahibi olduğunu iddia ediyor. Evet. Öbür kadın da kadını aramışlar sonra Avşa'da. Avşa'da aramışlar, bulamamışlar. Avşa'da biliyorsun polis de yok. Jandarma var. Bir şey söyleyeceğim. Savcılığa verilirse o havale numarası dolandırıldığına ilgili önemli bir delil bu. Tabii. Hatta diyor ki villa için kapora. Kadının diyor. Adı ne? Kadının adı Gülşah İşgüder. Önce Hamza Bey'i bir bağlayalım. Havale tabii. Yapılan kişi de Gülşah İşgüder. Evet, Gülşah İşgüder'e havale edilmiş. Şey yazsanıza şunun altına, Gülşah
Biraz meşhur edelim İşgüder. Hatun'u. Evet, Gülşah İşgüder. Gülşah İşgüder diye yazın şu alta. Şu emlak dolandırıcısını. 5000 lira parayı almış, sırra kadem basmış. Ne bulmuşlar, ne ulaşmışlar, ne telefon var. Çok basit var. Bankaya gidecek, savcılığa verilecek. Savcılık Ziraat Bankası'ndan, Ziraat Bankası'na gitmiş evet. Değil mi para? Ziraat Bankası'ndan onunla ilgili bilgiye ulaşılacak ve ondan sonra da gidilecek para takdir edilecek. Hamza Bey'i bağlayalım. Ama yalnızca buradan parayı almakla da yetmez ama yani. Ama yani kim bilir kaç kişiye yaptılar bunu. Ben olsam böyle bir şeyde paramı da alırım, bir de dolandırılmakla ilgili davamından da geri asla dönmem. Peki. Hamza Bey, iyi akşamlar. Hamza Bey. Hamza Bey, duyuyor musunuz bizi? Evet, duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum Seyhan Hanımcığım. Şimdi Hamza Bey, anlatın bize. Telefondaki Hamza Bey değil ama. O kardeşi Harun Bey. Hamza Bey'e bir verir misiniz rica etsek? Harun Bey, siz Hamza Bey'e verirseniz eğer telefonu. Kendisi şu an burada değil de ben burada. Ben yok ama. Ben içerisindeyim. Hepsini biliyorum. Seyhan Hanım, isterseniz ben anlatayım size. Baştan siz Hamza Bey'i verin ki parayı o vermiş, kandırılmış. Yani adamı enayi yerine koymuşlar. Yok, o da ben de fark etmiyor. Biz öyle bir şey yaşadık, başımıza geldi böyle. Ben bunu söylemek istiyorum. Başta size, sonrasında Savaş Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle iki ekran duayenini kendi sorunlarımızı anlattığınız için. Sevgili Seyhan Hanım, biz ailemin bir kısmı Almanya'da yaşıyor. Bize dediler ki işte biz bu sene işte güzel Türkiye'mizde geçirelim. Yani her gün farklı farklı yerlere gidiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine dayanarak da hani gelin ülkemizde tarzınızı yapın, gurbetçilere falan seslenmiş, bizim de hoşumuza gitmişti. Biz ailemizi topladık, getirdik. İşte babamla memleketteydi. Benim ailemin bireyleri, abim, diğer abim, yengen, çocuklar falan hepsi Almanya'da yaşıyorlardı, Stuttgart'ta. Geldiklerinde biz 26 Temmuz günü bize anlaşılan oydu. Bizi tabii arkadaşlar vesilesiyle bizi Gülşah Hanım'la tanıştırdı. Gülşah Üçgüler'de. Sonrasında paranın zaten büyük hepsini istediler. Biz de bunu vermedik. İyi ki bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir şey ne olursa olsun biz gidip eve bakalım, ondan sonra hepsini veririz diye. Bir şey söyleyeceğim, yani paranın tamamını mı istedi? Tamamı ne kadar bu evin? Paranın tamamını istediler. 13 bin lira. 13 bin lira. Allah'tan 13 bin liraya evi mi satıyorlar? 20 günlüğüne 13 bin lira. Düşünebiliyor musun? Bu evi. Ondan sonra evet. Ne olur ne olmaz diye. Ama sonrasında olaylar şöyle gelişiyor. Yani geldi. Biz de geldik, ailem geldi, bir gece İstanbul'da kaldı, bizim misafirler geldiler. Biz de topluca beraber 26 Temmuz gecesinden bir gece, 27 Temmuz'da gittik Avşar Adası'na. Bize anlattılar, Avşar Adası güzeldir. Babam için ve annem için hani yol, deniz falan, sahili güzeldir diye, havası güzeldir diye biz de orayı tercih ettik. Ama biz gelmez olaydık Seyhan Hanımcığım. Perişan olduk yani. Ailemle beraber ben mahcup oldum bir kere. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Bir tane dolandırıcı emlakçı grubunla yani iş yaptınız diye Türkiye'ye gelinmez mi ya cennet vatanımıza? Ya cennet bu tür beş parmağın beşi bir mi? Böyle üçkağıtçılar var zaten bu ülkede. Sevgili Seyhan. Hani bu sene şimdi, dediler ki gidelim. Hamza Bey bir dakika. Hamza Bey bir dakika. Evet. Bu kriminal dosyalara yansıdı. Antalya'da, Bodrum'da 5 yıldızlı otellerin sitelerini taklit ederek insanlara evet. Rezervasyon yaptırıp paralarını dolandırdılar. Bu yeni. Nasıl yani? Tabii yani mesela diyelim ki Türkiye'nin en büyük otellerinden bir tanesinin, Tatil Köyü'nün sitesinin tamam. Aynısının kopyasını yapıyor. Okey. Rezervasyon yapıyorsunuz siz oraya girip yanlışlıkla. Evet. Siz mail order'dan sizin paranızı çekiyor. Gidiyorsunuz. Ama o rezervasyon olduğu yer falan şey değil mi? Ama yani rezervasyon yok. Hayır, sonra otele gidip alınır o para, yani adresi kaynağı belli. Kimden alacaksınız? İşte ceza yaptırımları yükselirse bu konuda daha netice. Yani bu işin biraz şeyi paçalı diyelim argodaki yani karşılığı. Yani bu zannediyorum şöyle bir şey olmuş. Avşa'da bir yazlık tutmak için
gurbetçi kardeşlerimiz gitmiş yer tutmuş. Evet, 5000 TL parayı vermişler. Kaparası. Toplam 13.000 TL. Ama o resimdeki gösterilen yerle bunun bir alakası, alakası yok. Hiçbir alakası yoktu Seyhan Hanım. Hiçbir alakası yoktu. Şuraya baksanıza. Yani bu tür edepsiz, dolandırıcılık zihniyeti olan insanlar var. Buradan sesleniyorum. Gülşah'ın soyadı ne? İşgüder. Gülşah İşgüder. Bu konuyla ilgili adın, soyadını yazacağım. Bu beyefendi de onunla Mesut yerin sahibi. Mesut Bey, evet. Daha Mesut Bey'e ulaşmadık, yani Mesut aramadık. Mesut Bey'in soyadı ne? Mesut Bey'in soyadı bende saklı, onu size... Olmaz, saklama anda, bana söyle. Şu anda veremem, kayıtlarım da var benim. Saklama ama bilirim. Hayır, yarın devam edeceğim ben bu yayına. Bunun reji... Bunları yaparken... Yarın devam edeceğim yayına. Yarın devam edeceğim yayına. Bu yayın devam mı edecek? Tabii yarın tekrar... Yani bu Gülşah İşgüler'e ulaşıncaya kadar devam edeceğiz. Yani yazık, 5000 liraya kendini rezil ettiler işte. Olmaz böyle şey. Bir böyle şeyleri de verelim ekrana. Tabii elbette canım, elbette. Yani şimdi şu anda turizmin en yoğun dönemi... Harun Bey çok teşekkür ederiz. Merak etmeyin, haklarınızı savunacağız. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ben. Sizin gibi ekran duayenlerinin bu ülkede olması lazım. Neden? Ben çünkü bir gurbetçiyim. Memleketimden insanlarımı getirmişim. Gurbetten insanlarımı getirmişim. Neden ben bu mağduriyeti yaşayayım? Neden? Bir de orada yemin ederim... Bir tane ufacık su 2,5 lira. Bir tane yani küçük su 2,5 lira. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir fırsatçılık var mı? Neden ülkemiz bu duruma girmiş? İşte vatandaş. Biz bunu niye yaşıyoruz? Yani haklı vatandaş. Çok haklı. Böyle yazlık sayfi. Ve yetkilileri de göreve davet ediyorum. Peki yani çok teşekkür ederiz Hamza Bey. Yani tabii ki böyle bakkallarda makkallarda. Ama bir şey söyleyeceğim. Benzin sevgilisi, istasyonunda bile 1,5 lira. Ya yani. Bodrum'daki işte bir bilmem ne biçimde 50 liraya lahmacun satarlarsa Avşa'da da 2,5 liraya 50 ama kuruşluk şeyi. Ama lahmacun satan yerin kirası ne kadar bir sezonda? Ya Allah aşkına. 300 bin lira. Dağ tepe bir de ayrıca kıyıları, ya Allah aşkına öyle kıyıları, peşkeş çekiyorlar. Yapma. Bodrum'da, Antalya'da kıyıları peşkeş çekiyorlar. Oradan nemalanmalar var. Yani bunu eğer ki... Çünkü bakın bütün kıyılar millete ve millete aittir. Bütün kıyılar. Yani sizin deniz kenarında kıyıda eviniz olamaz. Önünden ya yol geçecek ya plajı halka açık olacak. Mesela oteller kapatıyorlar biliyorsunuz. Aslında suç orası millete aittir. Halk girip o plajlarda rahat rahat denize girebilir. Ama kapattığın zaman sağından solundan kapılarına da iki tane güvenlik diktiğin zaman ne oluyor? Senin özerk bölgen oluyor. Aslında gidip herhangi biri ben burada gideceğim diye jandarmaya şikayet etse kapı açılır. Kapı açılır, evet. Bence de açılır. Yani çünkü... Peki etmiyor mudur sence? İnsanlar haklarını, hukuklarını bilmedikleri için gitmiyorlar tabii böyle şeylere. Yani bir site içerisinde olmuş olsa bir havuz vesaire bilmem ne, ona kimse giremez. Orası özel mülkiyet. Ve yayın...